Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira davalarında zorunlu ara buluculuk uygulamasının 1 Eylül'de başlayacağını belirtti. Peki, süreç nasıl işleyecek? Ara bulucuya, avukata ve vatandaşlara soruyoruz. Kira uyuşmazlıklarına ilişkin davalar aslında her dönemde açılmakta ve yürütülmekteyken, özel olarak 11 Haziran 2022 tarihinde kira artış bedellerinin üst limitinin %25'i sabitlenmesi sonrasında oldukça hat safhaya çıkmış durumda. Bu noktada da tabii ki mahkemelerin iş yükü, gördüğünüz üzere bizim dosya kalınlıklarımız da oldukça arttı. Mahkemelerde bunların yüzlerce kat fazla dosyaları mevcuttur. Dolayısıyla devletimize yerinde olarak kira uyuşmazlıklarında bir ara buluculuk faaliyeti çerçevesinde bunun zorunlu tutulmasıyla sağlayarak azaltma yoluna gitti. 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren kiracı ile kiraya veren arasındaki ihtilaflar, tabi birden fazla ihtilaf ilgili kanunla beraber yürürlüğe girdi ama kira ilişkilerinde kiraya verenle kiracı arasındaki ihtilaflar da artık zorunlu arabuluculuk, dava şartı arabuluculuk kapsamına dahil edildi. Esas davanın açılacağı mahkemenin bulunduğu adliyedeki arabuluculuk bürosuna biz başvuruyoruz. Eğer ilgili adliyede arabuluculuk bürosu kurulmamışsa yetkili sülük mahkemesine, arabuluculuk bürosu olarak görevlendirilen, yetkilendirilen sülük mahkemesine taraflar başvurabilecektir. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Benim daha önce açmış olduğum bir dava var ve ben bu dava için artık arabulucuya gitmem gerekiyor mu? 1 Eylül 2023 tarihinden önce açılmış olan davalar, yerel sülük mahkemesinde olsun, bölge adliye mahkemesinde olsun ya da Yargıtay'da olsun, 1 Eylül 2023 tarihinden önce açılmış olduğu için artık arabuluculuk kapsamına alınmayacak. Yani biz 1 Eylül 2023 tarihini bir milat olarak kabul ediyoruz ve bu tarihten sonra açılacak olan davalar noktasında biz arabuluculuk sürecine vatandaşlarımız, yani kanun nezdinde yönlendiriliyoruz. Vatandaşlarımız, biz zorunlu olarak bir arabuluculuk sürecine gideceğiz. Ve bu arabuluculuk sürecinde sanki anlaşmak zorundaymışız gibi bir yanılgıya kapılıyor. Burada tarafların iradeleri aslında yalnızca arabulucuya gitme noktasında bir zorunluluk içeriyor. Yani iradelerinin zorlanıldığı hal yalnızca arabuluculuk sürecine katılmak. Arabuluculuk süreci başladıktan sonra artık ne kiracı ne kiraya veren, yani arabuluculuk sürecinin taraflarında herhangi bir zorlama veya baskı söz konusu kesinlikle değil. %3 komisyonunu alıyor. Yani arabuluculuk iyi bir şey değil. Arabuluculuk devletten haybeden niye para alıyor. Niye halkla dalga geçiyor bu devlet ya? Halkla milletle niye dalga biz geçiyor? Biz anlaşamadık diyelim, ikimiz gene devletten parasını alıyor. Yine yani. Anlaşırsak da diyelim bu adam 100 milyar kazandı, örnek veriyorum. 100 milyarın %3'ünü kendine alıyor. Yani devletin uydurduğu bir şey değil. Arabuluculuk. Şimdi o sürecin hızlanması iki kişinin anlaşacağı aslında o. Artık arabulucular nasıl bir şey yaparlar? Yani alacak olanla verecek olan parayı anlaşacak. Arabulucu ne aradan para alacak. Yani o da yani bir takke sana, bir takke bana, bir takke de bana hesabı olacak. İki saate kadar gerçekleştirilen görüşmelerde herhangi bir ücret alınmamaktı. Bu süreyi aşan görüşmelerde arabulucu asgari ücret tarifesine göre hesaplanacak tutar taraflardan eşit olarak alınmaktı. Eğer taraflar buna ilişkin, yani bu ödemenin eşit olarak alınmasına ilişkin aksine bir anlaşma yapmadılarsa, yani mesela kiracı tüm arabuluculuk ücretini veya kiraya veren tüm arabuluculuk ücretini kendisi ödemek isterse, bu 2 saat aşan tutarlardan bahsediyorum. Bu durumda arabuluculuk ücreti bunu kabul eden taraftan tahsil edilecektir. Dava açıldıktan sonra arabuluculuk sürecine gitti taraflar. Arabuluculuk sürecinin sonucunda bir anlaşma gerçekleşmedi. Olabilir. Ve uyuşmazlık artık yargı yoluna, mahkemeye, sülük mahkemesi nezdinde görülmesi istenecek. Ve bu noktada Adalet Bakanlığı tarafından o ilk 2 saat taraflardan ücret alınmayan arabuluculuk ücreti davada haksız çıkan taraftan yargılama gideri olarak alınacaktır. Peki arabuluculuk sürecine katılım zorunluluğu var mı sorusunda ise, eğer dava şart arabuluculukta taraflardan biri sürece dahil olmazsa, yani toplantılara hiç gelmezse, artık davada haklı da çıksa haksız da çıksa yargılama giderini ve arabuluculuk ücretini biz toplantıya gelmeyen taraftan talep edeceğiz.
herhangi bir başkaca kanuni orana bakmaksızın %25'e baz alıyoruz ve %25'ten fazla yapılan artırımların da geçersiz olduğunu da söylemek önemli. Buna ek olarak da bu düzenleme geçtiğimiz günlerde yine çıkarılan bir yasal düzenleme ile birlikte 2 Temmuz 2024 yılına kadar uzatıldı. Dolayısıyla bahsetmiş olduğunuz durumun 2 Temmuz 2024'e kadar gerçekleşmeyeceğini öngörmek mümkün. Ancak sonrasında bazı semtlere göre, il ilçe şartlarına göre, oradaki belediyelerden belki görüş alınarak ya da valilikler çerçevesinde, kaymakamlıklar çerçevesinde bir çalışma yapılarak böyle bir üst limit kira bedeli belirlemek mümkün. Tabii ki kolaylaştırır. Ama uyulursa, uyulmazsa yapacak bir şey yok. Yok, süren kısa sürede tahmin etmiyorum. Şimdi ben de kiracıyım. Benim ev sahibim geldi. Kardeşim gelecek, evden çık dediler. Sebep, ben daha 2 sene kontrat yaptım dedim. Kardeşim gelecekti. Kardeşi Amerika'da. Evi var, barkı var. Beni çıkartmak için, zam yapmak için ben çıkartıyorum. Ben dedim %25'ini yatırırım. Mahkemeye siz verin benim dedim. Hani ara bulucu da bir şey yapamaz yani. Hani birden 2 lira veren adam 9 lira nereden verecek? Yani %100 değil, %200, %300 zam ya olur mu? Bu konu mahkeme bir ev şey kiracıları haklı bulacaktır tahminim öyle. Ben kiracıya kaç para verdim biliyor musun evden çıkartmak için? Bak yemin ederim bir yılda 12 milyar para verdi. 1 milyar 200'de oturuyordu. Tam 35 milyar para verdim kiracıyı çıkartmak için. Emlakçı parası verdim. Nakliyesini tuttum. Bir peşinini verdim. Bak Kur'an şu nimet hakkı için. 35 milyar ev sahibi. Ev sahibi, ben kiracı. Arabulucu bu sorunları çözebilir mi sence? Neyini çözecek ki? Yani koskoca hakim savcı çözemiyor. Arabulucu mu çözecek? Ya bu arabulucu şikayetleri devlet insanlarla dalga geçiyor resmen. Arabulucuyu götürüp dövüşüyorlar. Yani arabuluculuk oldu mu ne oluyor? Karnını dürerken ne işin var arabulucuyla? Doğru mu? Doğru. Arabulucu bana ne yapacak? Para alacak. Ha tamam böyle böyle. Ama mahkeme veriyorsun. Mahkeme diyor git arabulucuyla. Sana mı güvenelim, arabulucuya mı güvenelim? Hangisine güvenelim? Benim dairem var. Ama fırsatçılar var. 17-18 milyarları istiyorlar. Ya nereden çıktı bu parayı? Para? Askeri ücrette çalışan iki kişi çalışmayınca bu parayı nereden ödeyecek? Anlıyor musun? Aslında ben Tayyipçiyim. Karşıyım bu sefer. Bizi aldattı. Emekliyim ben. Bizi aldattı. Bize 2 milyar lira para verdiler. Anlıyor musun? Bizi aldattı. Bir tane de benden ne istemesinler. Ben kiracıyım. Resmen beni öldürmüyor. Ya o beni öldürüyor ya ben onu öldürürüm. Yani 2 kilo 4 eder. Onun için kiracıyla ev sahibileri dövüşüyorlar. Birbirini öldürüyorlar. Öyle birbirine karşı kötülük yapıyorlar yani. Husumet tabii ki de taraflar arasında olabilir. Bunun kaynağı kira ilişkisi olabilir. Yasa koyucu ya da devlet erki, devletin yetkili makamları, taraflar arasındaki salahiyeti, huzur ortamını dengeli olarak sağlayamazlarsa bu eşittir hukuki uyuşmazlıklar ve husumetler. Bu husumetler neticesinde de intihar olayları, taciz olayları, cinayet, yaralama ve benzeri olaylar maalesef ki gündeme gelebilir. Burada tabii ki bizim hukukçu olarak söylemek durumunda olduğumuz şey şudur. Devletin belirlemiş olduğu oranlara riayet etmekte şu aşamada fayda var. Biz yasal düzenlemelerle her iki tarafında gerek kiracı gerek kiraya veren noktasında dengeli bir yasal politika izleneceğini düşünüyoruz. Bu noktada devletimize, hükümete güvenmek ve buradan çıkacak karara saygı duymak dışında başkaca bir şansımız yok.